Hocam bu sezonun en kötü Gençlerbirliği izledik desek yanlış olmaz galiba. Maçla ilgili bir değerlendirmenizi alabilir miyim? Biz tabii içeride kazanmak istiyorduk, ne olursa olsun. Şimdi ilk golümüzü çok erken yedik. İlk golden sonra tabii biraz demoralize olduk. Onun arkasına, yani demoralize aslında olmadık. Erken yedik golü diyelim, tamam mı? Onu da üstümüzden atmak açısından oynamaya çalıştık. Fakat erken gelen bir sarı kırmızı kartımız var Gosu ile ilgili. Hakemle de ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Bunu herkes görüyordu, televizyonda da görüyordu. Daha yakından görüyordu. Verdiği sarı kart, kırmızı kartlar. Bizi de tabii bayağı moralimizi bozdu. 2-0 içeri girdik. Futbolcularımız ikinci devre elinden geleni yaptılar diye düşünüyorum. Bir tane de penaltı pozisyonumuz var gibi geliyor bize. Net olarak ama önemli değil, biz alışkınız yani. Özgür Yankaya, Fenerbahçe maçında da aynı şekilde. Biz bunların arkasına sığınmıyoruz. Kaybettik. Maalesef içeride iyi oynamadan kaybettik. Hocam itirazdan gelen bir kırmızı kart var. Gosso'nun sert bir müdahalesi var. Taraftarlar da direkt kırmızı kart olduğunu söylüyorlar aslında internette, evet, de. Evet, orada görmedim. Ama pozisyonu görmedim. İtiraz da kırmızı kart görmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sene çok da yaşamaya başladık. Sarı kart, pardon. Sarı kırmızı. Evet, iki sarı karttan, evet. Evet, tabii ki futbolcu orada sakin olacak yani. Başkan biraz önce yabancı bir santrofor müjdesini verdi. Bugün sözleşme imzalanacakmış. Evet. Ne diyorsunuz? İzlediniz mi? Takip ettiğiniz bu oyuncu muydu? Biz devamlı istişare içerisindeyiz başkanımızla. Birkaç tane opsiyonumuz var. Hangisini içeriyoruz? Bilirsin. Ona göre tabii ki önemli bir şey.